Merhaba sevgili Frekans Adam izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bana senelerdir Bits'le alakalı sorular geliyordu. Onları topyekin cevaplamak istedim. Daha doğrusu Bits'le Bits'in hangi modeline yönelebileceğinize dair bir program sunmak istedim. Gittim Media Market'e. Bir arkadaşım vardı, daha doğrusu beni kanalımdan takip eden bir arkadaşla. O gün tanıştım, yani dün tanıştım. Beraber Media Market'a gittik, reyonları gezdik, ürünlere baktık. Fikirlerimi söyledim, fikir alışverişi oldu vesaire. Bugüne kadar Solo, Solo 2, onun dışında Studio Wireless, Studio modellerini deneme fırsatım olmuştu. Şimdi bir reyonda Beats'in standına denk geldim. Mixer ve aynı zamanda da Beats Pro'yu deneme fırsatım oldu. Bu videoda direkt Beats Pro'ya değineceğim. Tüm detaylarıyla birlikte. Hem tasarımsal ince detaylarına hem de performansına değineceğim. Ben de ne gibi hisler uyandırdığını sizlere anlatacağım. Dilerseniz ufaktan başlayalım. Sizler de biliyorsunuz ki teknoloji mağazalarında çekim yapmak yasak. İzin almanız gerekiyor ya da anlaşmanız olması gerekiyor. Benim böyle bir avantajım olmadığı için 20-25 saniyelik kısa videolar çekebildim. Bunu da hani ilk temasta bende nasıl bir şey uyandırdığını sizlere göstermeye çalıştım ama tam anlamıyla yakalayamadım. Güvenlik görevlisi sürekli bakıyordu etrafa. Ben de deneyimlerimi aktarmak için telefonumu çıkartıp uzunca yazdım. Yani bana ne hissettirdiğini kaleme aldım birazcık da. Dilerseniz neler yazmışım, bana neler hissettirmiş onlara yakından bakalım. Beats Pro'nun katlanabilir ve kolay şekil alabilir bir yapıda olduğu için kullanım kolaylığı sunan en kaliteli kulaklardan biri olduğunu belirtmeliyim. Tasarımda dikkatimi çeken diğer bir nokta sünger yapısına sahip pedleri istediğimiz zaman yıkayabiliyoruz. Yani evladınız gibi bakımını yapabileceğiniz ve kullanmadığınız zamanlarda da taşıma çantası vasıtasıyla yanınızda götürebileceğiniz bir kulaklık olmuş. Beats Pro'nun kabloları oldukça kaliteliydi. Sökülebilir kabloya sahip olması ve rahatlıkla katlanabilmesi her yerde taşımamızı olanak sağlamış. Genelde DJ'lerin ya da DJ olmak isteyenlerin farklı çalışma ortamlarında da kaliteyi yanında taşımak istediklerini az çok biliyorum. Hem 3.5 hem de 6.3 mm'lik çıkışa sahip olması büyük bir avantaj sağlamış. Kulaklığımız çelik ve alüminyum bir mühendislikle donatıldığı için daha keskin ses performansı sunabiliyor. Özellikle dinlerken bas yüklü seslerin derinden geldiğini hissedeceksiniz. Bu gerçekten akustik mühendisliğin bir harikası. Çift ses girişine sahip olan diğer modelleri de hatırlarsınız. Sevdiğiniz insanlarla müzik keyfini paylaşmak ciddi anlamda hoş olmuş. Beats Pro siyah ve beyaz renk seçeneği dışında aynı zamanda Lil Wayne ve Nicky Pink için üretilmiş farklı renkte modellere sahip. Kulaklığımız uzun süreli kullanımlarda 400 gram olması itibariyle ve büyük pedlerin kulağa baskısı yüzünden biraz ağır gelebilir. Bu yüzden kulaklığı boynumuza asabileceğimiz bir yapıda tasarlamış olmaları arada dinlenmemize olanak sağlamış. Öncelikle Beats Pro'nun teknik detaylarına birazcık bakalım isterseniz. 20 Hz'lık, 20 kHz'lık bir frekans tepkisine sahip 50 mm'lik bir sürücüyle geliyor. Arkası kapalı tipte tasarlanmış. Boynumuza asabiliyoruz, katlayabiliyoruz, taşıma çantası var. Her yere götürebiliyoruz. 1,5 metrelik kablosu var. İki tane kablosu bulunuyor daha doğrusu. Ya hem stüdyo amaçlı hem de normal gündelik kullanımlarda kullanmamıza olanak sağlıyor. Onun dışında şöyle bir özelliği var. Nasıl bir özelliği var? Pasif gürültü önleme teknolojisiyle ya da işçiliğiyle bezenmiş daha doğrusu. Kırmızı ile beyazın ustaca harmanlandığı kulaklık metal izlerini öyle güzel yansıtıyor ki ister istemez ilk temasta bulunduğunuz zaman içinize sinmeyi başarıyor. Hem oldukça kaliteli ve dayanıklı gözüküyor hem de rahat bir şekilde kullanabileceğiniz hissiyatını sizlere sunabiliyor. Beats Pro'nun pedleri ve taç kısmı suni deriyle kaplanmış. Oldukça üst düzey kaliteli bir suni deri. Özellikle uzun süreli kullanacağınız zaman terletmeyeceğini belirtmek istiyorum. Terletirse de çıkartır, boynunuzu asarsınız. Ki terletmeyeceğinin garantisini verebilirim. Şahsen önceki modelleri de kullandım. Hiçbir şekilde Beats'in beni terlettiğini görmedim. Ama birazcık stüdyonun terlettiğini hatırlıyorum. O da artık böyle nasıl desem, o da çok sıcaktı.
Ben de sıcaktım. Bir 4-5 saat dinledikten sonra ufak ufak terlemeye başladı. Ama bunun bir pet kısmı bana daha rahat geldi. Taç kısmına zaten değinmeme gerek yok. Kelsen belki terler. O konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Ama terletmediğinin garantisini verebilirim. Kulaklığı uzun süre standın başında farklı farklı birçok parçayla deneme fırsatım oldu. Bu hususta deneyimlerimi aktarmam gerekirse Beats Studio ve Solo HD'den daha doğal bir karakterde bulduğumu belirtmeliyim. Şöyle söyleyeyim, bu küçük canavarı güçlü bir çıkışa sahip iyi bir ses kartına ya da müzik çalara bağladığınızda inanılmaz bir sahne performansı ile sizleri büyüleyeceğini belirtmek istiyorum. Yapay bas anlayışının dışında daha doğala yakın, hafif tok ve derin bir bas kalitesine sahip. Kulaklık ayrıca dip ve yüksek frekanslarda da performans bakımından çok başarılı. Ses şiddeti bana oldukça yüksek geldi ve dış dünya ile bağlantımı tamamıyla kesebiliyor. İzolasyon bakımından da çok başarılı. Bas, mid ve tiz bakımından kulaklık bana yeteri kadar orantılı geldi. Bu açıdan hem stüdyo ortamında kullanabilir hem de her türlü müziği dinlerken rahat edebilirsiniz. Kulaklığın equalizer tepkisini test edemedim ama gerek de göreceğinizi zannetmiyorum. Herhangi bir şekilde distorsiyona da rastlamadım. Hi-fi kalitesinde bir sunuma sahip olduğunu belirtmeliyim. Dinlediğiniz parça neyse onu o haliyle en iyi şekilde yansıtmak için geliştirilmiş. Kulaklığın artılarından bahsetmek gerekirse, kullanımı kolay, mükemmel bir ses kalitesine sahip, her türlü parçayla dinleyebilirsiniz, kolay taşınabilir ve her kafaya uyabilir. Malzeme kalitesi ise ciddi anlamda üst düzey. Kulaklığın eksilerinden bahsetmem gerekirse birazcık daha hafif olabilirmiş. Fiyat konusunda da birazcık daha düşük olsaydı en azından birçok arkadaşımız merakını giderebilirdi. Kulaklığın gerçekten insanı çevreleyen bir tonu var. Dinledikçe insanı içine çekebiliyor. MediaMarkt'ta zaten dinlerken de insanların bana baktığını hatırlıyorum. Bayağı bir ritme kendimi kaptırmıştım. Eğer dinlediğiniz müzikten üst kalite bir performans alabileceğiniz, yok işte efendim equalizer ile uğraşayım, şurasıyla uğraşayım, burasıyla uğraşayım yerine dinlediğim sesten en üst kaliteyi yakalayabileceğim bir performans almak istiyorum diyorsanız Beats Pro'yu fazlasıyla öneririm. Şöyle de bir ufak kıyaslama yapmak istiyorum. Sennheiser HD7 DJ kullandım. Ona nazaran Beats Pro bana daha keyifli geldi. Yani evet ben Sennheiser'ın daha doğal olduğunu söyleyebilirim. Ama Beats Pro'nun bu anlamda doğallığa yaklaştığı ve daha farklı bir hava kattığını ve insanı daha fazla içine çekebildiğini belirtmek istiyorum. Fiyatının hakkını değer mi? O konuyu da sizlere bırakıyorum. Sizlerin de yorumlarını almak istiyorum. Videonun altına yazmayı unutmayın. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Eğer beğendiyseniz paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.